Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden çok kaliteli bir soruyla karşınıza çıkmış bulunmaktayız abicim. Çeşitli canlılarda su kaybını azaltıcı kurak ortam adaptasyonları verilmiştir diyor. Tamam. Verilen adaptasyonlardan hangileri kuşlar, böcekler ve sürüngenler için ortaktır demiş. Bak, kuşlar, böcekler ve sürüngenler için ortaktır demiş. Bakalım, 1. Kitinden oluşan dış iskelete sahip olma. Bak, kitinden oluşan dış iskelete sahip olma böcekler için geçer. Olan bir adaptasyondur, tamam mı? Kuşlarda iç iskelet vardır. Kitin bir dış iskelettir. Kuşlar ve sürüngenler omurgalı canlılardır. Unutmayın. Omurgasızlarda dış iskelet bulunurken omurgalıların hepsinde iç iskelet bulunmak zorundadır. Ve kitin böceklerde meydana gelmiş olan bir adaptasyon şeklidir. Hani böceğe bastığınız zaman çat çut sesinin çıkmasının nedeni o kitinden oluşmuş olan dış iskelettir. O yüzden birli olanı atıyorum abicim. Ter bezlerinin bulunmaması. Bak, her üçü içinde son derece önemli bir adaptasyondur. Her üçü içinde abicim ter bezleri yoktur. Ya örnek, kuşların ter bezi olduğunu düşünsene. Kuşların ter bezi olduğunu düşün. Adamlar kilometrelerce mesafe uçuyorlar. Terlediklerini düşün, o tüylerin yapıştığını düşün. Direkt olarak yere çakılma sebebidir abicim. O yüzden ter bezi bulunmaz. Bak, ter bezi, süt bezi unutma. Bunlar sadece memelilere ait olan özelliklerdendir. Tamam mı abicim? İkisiz olmayan atıyorum. 3 de kesinlikle doğru. Boşaltım ürünü her üçünde de ürik asittir. Neden? Bak şimdi. Amonyak oldukça zehirli bir maddedir. Amonyağı dışarıya atabilmek için bol suya ihtiyaç var. Tamam mı? Bol suya ihtiyaç var. Amonyak şeklinde atan canlılar suda yaşayan canlılardır. Yani balıklardır, kurbağa larvalarıdır. Bunlar amonyak şeklinde dışarı atar. Ama karaya çıktıktan sonra fazla suyu amonyağa atmak için kullanmıyorsun. Amonyağı ne yapıyorsun? Amonyağı parçalıyorsun. Ürik asite daha az suyla atıyorsun. İşte karaya çıkanlar, biz ne yapıyoruz? Amonyağı üreye çeviriyoruz. Biraz daha fazla suyla atıyoruz. Ürik asit de en az suyla atılır, tamam mı? O yüzden üçü içinde gerçekleşmiş olan bir adaptasyondur. Amonyak şeklinde atmaz, üre veya ürik asit şeklinde atılıyor, tamam mı? Derinin pullarla kaplı olması. Abicim bakıyoruz, derinin pullarla kaplı olması kime ait olan bir özellik? Direkt olarak sürüngenlere ait olan bir özellik. Kuşlara veya böceklere ait olan, yani her üçü için ortağı soruyor. Bunlar için değil, ama normalde pullarla kaplı olması da terlemeyi azaltıyor. Ya ter bezi zaten yok da, hani sert olan ortamlarda vücudun zarar görmemesine neden oluyor. O yüzden onu da attık. Doğru cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Hadi bakalım, bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.